Levent Yılmaz OVP Finansal Saldırı ve Ticaret Savaşları Milattan önce 500 yıllarda yaşamış olan ünlü komutan ve filozof Sun Tzu, Savaş Sanatı isimli eserinde şöyle der. Uzatmalı savaştan kazançla çıkmış bir ülke görülmemiştir. Oysa bugün geldiğimiz noktada ABD'deki Trump yönetiminin aldığı kararlarla başlattığı ticaret savaşları Çin'den gelen karşı ataklarda göz önüne alınırsa bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Elbette bunun sadece Amerika ve Çin'e değil, dünyanın geri kalanına da ciddi maliyetleri olacak. Çünkü bugün dünya ekonomisi hiç olmadığı kadar birbirine entegre durumda. Ve 2008 krizinin de bir kez daha gösterdiği üzere bulaşma etkisi yüzünden bağışıklık sistemi en zayıf dönemde. 2008 krizi devam ediyor. 2007'de ABD konut sektöründe başlayan ve 2008 yılında tüm dünyayı etkisine altına alan küresel finansal krizin bitip bitmediği halen tartışılıyor. Ekonomiyi sadece belli başlı makroekonomik verilere göre okuyan meslektaşlarımız krizin bittiğini söylerken benim gibi ekonomiyi sadece rakamların yerine tıpkı bilim olarak kabul edildiği yıllarda olduğu gibi politik ekonomi tarafından değerlendirenler devam ettiğini düşünüyor bir olayın sonlanması için onun etkilerinin de ortadan kalkması gerekir. Oysa bugün Amerika'nın belirlediği politikalarda sadece o ekonomi politikaları değil hepsi 2008 krizinin etkilerini görüyoruz. Zira yapılan hesaplamalara göre 10 yıl önce yaşanan kriz nedeniyle ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasında 14 trilyon dolar civarı ve konut sektöründe de yaklaşık 10,5 trilyon dolarlık kayıp oluştu. 8 milyon gayrimenkule bankalar tarafından el konulurken 9 milyon ABD'li de işsiz kaldı. Bugün ABD'nin yeniden başlattığı ticaret savaşlarıyla 2008'de sebep olduğu krizin maliyetlerini dünyanın geri kalanına ödetmeye çalıştığı konusundan sanırım herkes hemfikir. Kriz finansman mekanizması olarak ambargo ve yaptırım. Bugün başta Türkiye olmak üzere ABD yönetiminin siyasi olarak hedef aldığı ülkelere bakarsanız bir süredir finansal bazı zorluklarla karşı karşıya kalmaya başladıklarını görürsünüz. Dahası bunun bir kısmı doğrudan ABD yönetiminin açıklamaları ve aldığı kararlara dayanırken bir kısmı da dolaylı yollardan ilişkide oldukları kredi derecelendirme kuruluşlarının ve veya yatırım bankalarının uygulamalarıyla ortaya çıkar. Elbette 2013 yılı Mayıs itibariyle Fed politikalarındaki değişikliğinde etkisi var ancak tüm bu yaşananları sadece buna bağlamak çok akılcı değil. Finansal zorluklarla makroekonomik göstergeleri bozulan, refah kaybı yaşayan ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilenen ülkelerin ABD'nin siyasi politikalarına uygun hareket etmesi sağlanmaya çalışılır. Ya tıpkı 2008 krizi sonrasında olduğu gibi ABD'nin hatalı politikalarının maliyeti de hukuka aykırı ambargolar, yaptırım kararları ve ticaret savaşları ile dünyanın geri kalanına ödetilmeye çalışılır. Bu konjöktürde OVP yapmak Bugün orta vadeli program OVP Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanacak. Bir süredir Türkiye'ye karşı devam eden finansal saldırılara karşı gerekli önlemleri alarak cevap veren ekonomi yönetiminin aynı zamanda gelişmekte olan bir ekonomi olarak çözmesi gereken sorunlara yönelik olarak da hazırlanmış bir program görmüş olacağız. Öncelikle hemen belirtmek gerekir ki başarılı bir planın en önemli özelliklerinden birisi Tüm değişkenlerin hesaba katılabilmesi ve tüm risklerin göz önünde bulundurulmasıdır. Oysa bugün dünyada dengeler anlık değişiyor. ABD yönetiminin politikalarının oluşturduğu risk her an artıyor. Bölgesel ve küresel çatışma riskleri gerginliği artırıyor. Bu bakımdan rakamsal olarak bazı hedeflerin tutup tutmaması tartışılacak olsa da esas önemli olanın OVP'nin ruhu olduğunu unutmamak gerekiyor belli başlı birkaç konuda stres alanları oluşturulup Türkiye'nin gerçeklerinin göz ardı edilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.